Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Bursa Blok Mermer Fuarı'ndan ve yine sektörümüzün lider ve önce bir firmasından CM Granit'ten sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firma kurucumuz Sayın Hasan Gülhan ve oğulları Sayın Taha Gülhan ve Sayın Talha Gülhan bulunmakta. Bakalım bizlere sektörlerine dair neler aktarıyor olacaklar. Bizden ayrılmayın diyoruz ve mermerin doğuş hikayesini çok duayen bir firmadan sizler için ekranlarımıza getiriyoruz değerli izleyicilerimiz. Öncelikli olarak merhabalar efendim, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Hasan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki sizler atalarınızdan bu mesleği ele aldınız ve 4 kuşaktır da günümüze getirdiniz. Şimdi de genç nesillerimize, evlatlarınıza devretmek üzeresiniz. Biz öncelikli olarak CM Granit'in doğuş hikayesini ve kaç yıldır bu sektörde hizmet verdiğinizi öncelikli olarak sizden dinlemek istiyoruz efendim. 1960 yılında dedelerimizin Ankara Yolbaşı ilçesi yerleşmesiyle orada andezit doğal taşıyla bu sebeple başlamıştık. Dedemizin bu mesleği babamıza bırakması, babamın bana bırakması, kuşaktan kuşağa geldi. Bizlerin de çocuklara bırakması ve kuşaktan kuşağa geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Peki hemen ben Taha Bey sizlere dönmek istiyorum ve tabii ki burada firmamızın faaliyetlerini, hizmetlerini sizlerden ekran başındaki değerli izleyicilerimize aktarmanızı rica ediyorum efendim. Firmamız CM Granit, İzmir Bergama'da granit fabrikamız ve Kayseri'de bazalt ocağı olarak faaliyet göstermekte. İhracat yapan bir firmayız. Babamızdan aldığımız sancağı müşterilerimize ilk önce güzel kaliteli hizmet vermekle yürütmeye sağlıyoruz. Granit olarak Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. Almanya olsun, İsviçre olsun, Fransa olsun, İngiltere olsun. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki tabii ki burada bir üretim var ve üretim aşamalarımızı da ben hemen Talha Bey'e sormak istiyorum. Ben biraz üretim aşamalarınızdan ekran başındaki değerli izleyicilerimize bahsetmenizi sizlerden rica ediyoruz Talha Bey. Merhaba, ben de üretim sorumlusuyum CM Granit olarak. Bizim üretim aşamalarımız ocaktan bloğu getirip estellerde işleyip daha sonra da kumlama veya müşterinin isteğine bağlı olarak cilalı olarak iki kademe oluyor. Genelde Avrupa tarafına kumlu malzemeler gönderiliyor. Bunun dışında bizim en büyük önceliğimiz üretim aşamasında babamın da dediği gibi kalite, kalite, kalite. Eğer biz CM Granit olarak 4. nesil oluyorsak bunun en büyük başarısını kalitemize borçluyuz ve bu şekilde de devam edeceğimize inanıyoruz. Peki efendim, ben merak ediyorum. Tabii ki bunlar işlenme aşamaları var. Tabii ki bir bunu mermeri çıkartıyorsunuz ve daha sonra bir işleniyor. İşlendikten sonra da fabrikalara gönderilerek tabii ki gerekli yerlerde, gerekli mercalarda kullanılıyor. Ben bu üretim aşamalarının maksimum kaç gün içerisinde hani olduğunu, bu hale geldiğini sizlerden dinlemek istiyorum. Şimdi şöyle konteyner bazlı olarak gönderiyoruz biz. Günlük kapasitemiz 6 konteyner civarında tutuyor. Bir bloğun fabrikaya inip işlenip ürüne dönmesi 4 saat. O kadar kısa bir saati halledebiliyorsunuz evet, yani. Seri üretimde olduğumuz için bu işi hızlandırdık. Hedeflerimiz tabii sene 2023 için bu süreyi daha da aza indirip daha çok üretim yapmak, daha çok katma değer kazandırmak ülkemize ve daha verimli bir şirket olmak. İnşallah efendim. İnşallah. O zaman hemen ben abinize ileriye dönük hedef ve projelerinizi sormak istiyorum. Tabii ki Taha Bey, sizler de her sektörde olduğu gibi ileriye dönük bir takım projelerinizin olduğunu düşünüyorum. Varsa nelerdir? Bizler ilerleyen süreçlerde firmanızı nerelerde göreceğiz? İlerleyen süreçlerdeki hedeflerimiz Avrupa'da öncelikle kalitemizde birinci sınıf bir firma olmayı hedefliyoruz. Bizim sektöre başladığımız günden bu zamana ilkemiz her zaman müşterilerimize verdiğimiz özen, kalitemiz. Böyle her zaman tek düşüncemiz müşterimizi memnun etmek, memnuniyet sağlamak. İleriye yönelik daha kaliteli ve daha hızlı, daha seri üretimi daha çok katma değer sağlamak. Hedeflerimizi ve ürünlerimiz bunlar. Bizler de sizleri hem iç hem dış piyasada en iyi yerlerde görmeyi umut ediyoruz Taha Bey. Özetleyebilirim. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de biliyorsunuz ki graniti hayatımızın hemen hemen her alanında kullanmaktasınız.
Peki granit tercihi yaparken hangi konulara dikkat edeceğiz? İşte bunun yanıtını ben yine firma genel müdürümden Taha Bey'den sizler için öğreniyorum. Evet Taha Bey, biliyorsunuz ki graniti seçerken de alırken de bazı önemli hususlar olduğuna biz kanaat getiriyoruz. Nelerdir bunlar? Mümkün oldukça graniti doğrudan temin etmek, fabrikalardan temin etmek, atölyelerden temin etmek her zaman daha sağlıklı olur. Bildiğiniz gibi piyasada birçok yapay, doğal görünümlü granitler var. Mümkün oldukça fabrikalardan ve atölyelerden temin etmelerini tavsiye ederim. Peki efendim, her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz, çalışırken belli başlı bir takım sıkıntı ve zorluklarınız muhakkak oluyordur. Varsa nelerdir bunlar? Bizim sektörün şu anki tüm Türkiye'de olduğu gibi en büyük sıkıntısı konteyner sıkıntısı. Navlun sıkıntısı. Çin'le olan rekabette biraz zorlanıyoruz. Rakip olamıyoruz Çin'e karşılık. Şu an için en büyük sıkıntımız bu. İkinci düzeyde her sene olan kış şartları, ama biz artık onların da sektör olarak, gerek CM Granit olarak, gerek tüm mermerci granitçi arkadaşlar olarak bir şekilde üstesinden geliyoruz. Ama bu konteyner işi bu sene için ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Evet. Peki efendim, şu anda biliyorsunuz Bursa Blok Mermer Fuarı'nda katılımcı olarak yerinizi almış bulunmaktasınız. Fuar konsepti sizler için hangi doğrultuda ilerlemekte, görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Fuar bugün ilk günü fuarın. Genellikle Avrupa tarafından değil de Asya tarafından ziyaretçiler çok fazla var. Fuardaki tek granitçi olarak görüyorum kendimizi. Gezdim ama göremedim yani. Bergama granitinde başka yoktu. Bunun için de gurur duyuyoruz yani. Bergama'dan bir temsilci olarak buradayız. Bir tek kendimiz için değil, Bergama adına da burada bulunuyoruz biz. İnşallah hayırlı fuarlar olur herkes için. Çok teşekkür ederim. İnşallah diyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz efendim? Aynı şekilde bugün fuarımızın ilk günü. Katılımcı sayısı yoktuğuna rağmen güzel. Asya tarafından çok ziyaretçilerimiz var. Bergama'yı temsil etmek bizim için bir gurur. Şu anda Bergama olarak tekiz. İnşallah güzel bir fuar geçireceğiz. Herkese. İnşallah diyoruz ve buradan son olarak neler söylemek istersiniz diyorum. Ve önceliği tabii ki kurucumuza Hasan Bey'e uzatmak istiyorum mikrofonumu. Ben şöyle düşünüyorum. Biz Türkiye doğal taşta dünya rezervinin %40'ına sahip. Bunun içinde mermer, granit, bazalt, her türlü taş var. Biz bunu dünyaya %40'ları nasıl açabiliriz? Nasıl daha iyi ileriye, daha iyi bir şekilde götürebiliriz? Nasıl kaliteli bir şey yapabiliriz? Bunun çabasındayız. İnşallah da bu yolda daha güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. İnşallah diyoruz. Peki Talha Bey, sizler son olarak neler ilave etmek istersiniz? Benim son olarak söyleyeceğim şey, dünya pazarında Türkiye olarak güçlü bir ülkeyiz. Fakat bazı pazarlara girmemiz zorlaşıyor. Gerek bizim taşımız, gerek diğer mermerci arkadaşlarımızın taşı. Bizim gibi ya da diğer arkadaşlarımız gibi herkes işine daha özenli bir şekilde yaparsa bir seçenek değil, tercih olmamız gerekiyor. Bütün meslektaşlarıma da bunu yapmalarını tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet Taha Bey, sizler buradan son olarak ekran başındaki değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Öncelikle İstanbul'u ziyaretiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Fuarımızın bugün ilk günü işte. Güzel ziyaretçilerimiz var dışarıdan, Asya taraflarından ziyaretçilerimiz var. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, ben de sizlere aktarmış olduğunuz bu değerli bilgilerden ötürü öncelikli olarak kendim ve kanalım adına çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice olsun. Bol kazançlı, güzel seneler sizlerle olsun diyorum. Tekrardan programımıza hoş geldiniz. Şerefler verdiniz diyorum efendim. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün de sizler için Bursa Blok Mermer Fuarı'ndan ve tabii ki sektörümüzün lider ve öncü bir kuruluşundan CM Granit'ten seslendik. Değerli firma kurucumuz ve firma genel müdürlerimize sizlerin huzurunda aktarmış oldukları bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Bizler sektörler arası yolculuğumuza buradan devam ederken lütfen bizden ayrılmayın diyoruz efendim. Şimdilik hepiniz esen kalın.